Günaydın günaydın Çağla ile yeni bir günden yepyeni bir haftadan herkese günaydın efendim hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Haftaya şahane başlıyoruz. Bugündür pazartesidir. Nedendir? Herkesin böyle yeniliklere karar verdiği, belki artık spor yapmaya başlayacağım, belki artık bugünden sonra daha sağlıklı başlayacağım dediği çok altı çizilen bir gündür aslında. Ama sessiz olun. Sadece bence böyle günlere takılmayın. Ne zaman karar verirseniz sağlığınız için o kadar kıymetli bence iyi beslenmek, sağlıklı beslenmek, düzenli spor yapmak. Uzman diyetisyen Selahattin Dönmez bugünkü konuğum. Önce alkışlar alayım. Günaydın herkese. Hoş geldin. Teşekkürler. Az yenildiğinde vücutta mucize etki yaratan besinler ve bu besinlerin hünerlerini konuşuyor olacağız. Aynı zamanda eminim ki şu anda kendisinden şöyle bir beklentimiz de var. Çok az kaldı, birazcık sıkıştık artık. Yaz gelmek üzere hızlı bir şekilde nasıl kilo veririm diye soruyorsunuz. Çünkü bu hafta sonu mesela bizim tatile giden arkadaşlarımız da selahattin bugün yayına girerken en az gördüm 3 tane liste paylaştı. Diyor ki gelin hani bana gelin ben size orada. Hayır ayaküstü illa bir liste, illa bir liste istiyorlar. <laughs> Muhtemelen senin ve senin gibi kıymetli e, sağlıklı beslenme uzmanlarının kaderidir diye düşünüyorum. Evet. E biz de sizlerin de isteyeceğinizi düşündüğümüz için 6 günde 3 kilo verebileceğiniz sağlıklı bir şekilde beslenerek 3 kilo verebileceğiniz bir e, beslenme programı veriyor olacağız. Sonrasında da bu diyeti yaparken sık sık tüketeceğiniz bir besin var. Bu besin gerçekten hem hünerleri çok fazla hem de bu beslenme programı süresince sizlere çok yardımcı olacak. Yeni bir gün Fox sayfasına giriyorsunuz. Anketimiz hazır sizleri bekliyor. Bu besin avokado mu yoksa ceviz mi diye de sorduk cevaplarını bekliyoruz. Az sonra bu kutunun içerisinde kendisiyle de sizleri tanıştırıyor olacağız. Mutfağımızda. Hemşire ve yaşam koçu Zülal Tümer var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar asla tanınan, sevilen birisin. E, ekranlarda yani. seni görüyor muyuz? Yok ekranlarla pek ilgilenmiyorum. Genelde Instagram'da kendi kilo verme hikayemi paylaşıyorum. Sosyal medya sayfamda evet. kendi kilo verme hikayesini paylaşıyor. Çünkü mesela dedim ki acaba nasıl vermiş? Çünkü kendisi sağlıklı düzenli beslenerek bunun altını çizmek istiyoruz sevgili izleyenlerimiz. 89 kilodan 54 kiloya kadar düşmüş. Kendince mesela sabahları elma sirkesi işte tarçın ılık su katıp içmiş. E, Türk kahvesiyle soğuk bir kahve yapmış. Bir de altın süt tarifi var. Bunların hepsini tarifini ve nasıl kilo verdiğinin hikayesi aynı zamanda kendisinden alacağız ama İyi ki de tabii ki uzman diyeti seni bir Selahattin dönmez. Burada belki soracağız neleri yanlış yaptı, belki nasıl değiştirebilir diye veya hepsi doğru mu? Tabii ki de konuşuyor olacağız. Mutfağımızda bugün senden güzel tariflerimiz var. Evet. Ben eğer konuşmayı bitirirsem sen de konuşacaksın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ben 35 kilo gibi bir kilo kaybı sağladım. 35 kilo. Evet bugün kendimce bana iyi gelen tavsiyeleri paylaşacağım. Yani bunlar bana iyi gelen şeyler. Sana Hocam iyi da geldi zaten... de bu iyi gelmeyle yani 35 kilo karnın sırtına değmiş ya. Evet ama düzenle de besleniyorum aynı zamanda. Artık da böyle de besleniyorsun. Tabii artık korkuyorum kilo almaktan da birazcık onun vermesi bir zor oluyor diye mi? Evet vermesi zor oluyor. Dikkat ediyorum. Her an dikkat ediyorum yani. Harikasın. Dikkat etmek, özen göstermek önemli. Şimdi az sonra bu 6 günlük özel beslenme programını size kilo verdirecek yapınıza göre 2 kilodur, 5 kilodur, 3 kilodur. Onu tabii ki net bir şey söyleyemiyoruz ama özel bir programı az sonra vereceğiz ama ondan önce nedir bu? Yediğimizde vücutta süper etki yapan besinlerin hünerleri ve bu besinler tabii ki neler? O kadar güzel giriş yaptık. Bir, sağlıklı beslenme Programın düzenlen... yarısı kadar giriş yaptım. <laughs> Yo, güzel. Bir dur demes, de bana da. Ama daha güzel, bütün altını <laughs> çizeceğimiz ana konuların e, başlangıcını verdin. Sevindi şimdi, böyle. <laughs> şimdi rica ediyorum bütün kalemleri, kağıtları alalım. Biz 6 günde en az 3 kilo dediğimiz diyeti sürekli yaptığımızda bir ayda 5-6-7 kiloya kadar zayıflayabilme şansımız var. Kilo fazlalığımıza, metabolizmamıza göre birazdan onu vereceğiz ama... Sağlıklı beslenmenin temel anayasaları var. Bunlardan ne diyoruz? Süt ve süt ürünleri mutlaka beslenmemizde olsun. İkincisi taze sebzeler ya da e, taze meyveler mutlaka bulunsun. Kuru baklagilleri haftada iki ya da üç kere. Kuru yemişleri haftada iki ya da üç kere beslenme planında herhangi bir öğüne koyun. Her gün düzenli olarak ya yumurta, ya tavuk eti, ya kırmızı et, ya balık eti yersek aslında genel anlamda besin çeşitlerini korumuş oluyoruz. Bunun dışında... Ee, tabii ki düzenli uyku, düzenli fiziksel aktivite birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Bildiğimiz yeterince yapmaya çalıştığımız bir sürü faktör var illa evet, ki. Bunların hepsi düzenli yaşam, iyi metabolizma bizim birçok biyokimyadaki bozulan e, parametrelerin e, olumlu hale geçmesini sağlayacak. Ama ilk sorun ne var? Mesela bazı besinler süper besinler midir? Dünyanın her yerinde aslında besleyici değeri yüksek ya da içindeki herhangi bir etken maddenin maksimumda olmuş olmasına Süper o yiyeceğin, evet o yiyeceğin süper besin olmasını sağlıyor. Mesela buradan birinci örneğimizi söyleyelim, kırmızı soğan. kırmızı soğan. Kırmızı soğan, bizim sofralarımızda çok sık kullanmadığımız ama bildiğimiz bir alternatif. Biz daha çok evimizde beyaz soğan kullanıyoruz. Kırmızı soğana erişim de her zaman her yerde uygun olmayabilir ama beyaz soğanla kırmızı soğan arasında şöyle bir fark var. Besleyici değerleri hemen hemen aynı. Bir etken madde var, antioksidan madde, İç, ismi kuersetin. Bu kuersetin kırmızı Soğanda normal soğandan iki kat daha fazla. fazla var. Ve bu neyi sağlıyor? Bir, e, bir çok iyi bir... lezzetli değil mi? Çok lezzetli. Bir çok e, e, enteresan kuersetin bir kere beyine giden damarlarda hafızayı sağlayan damarların tıkanmasını önlüyor. Açmasını sağlıyor. Hı hı. İkincisi kuersetin yaşlanma önleyici. Üçüncüsü yine kuersetinin en önemli özelliği lipid metabolizmasını kontrol altına alması. Biz evimizde beyaz soğan da kullanıyoruz ama çiğ olarak kırmızı soğanı salatalara bolca ekiyoruz. Bu arada kırmızı soğan ya da beyaz soğan limitsiz istediğiniz kadar tüketebileceğiniz bir besindir. Kalorisi çok düşük olduğu için yemeklere hem lezzet vermek için zaten çok sık kullanır bütün kadınlar, şefler. Bunun dışında da yine kuarsetinin diğer bir özelliği de ee, ödem atıcı bir özelliği var. Ee, mesela diyelim ki soğanın biraz suyunu kaynatıp içtiklerinde hmm. bu şey dedikleri e, sabahleyin uyanıyorum karnım dümdüz akşamleyin karnım 3 e, aylık bir hamile gibi e, geriliyor ve öne Oluyor. çıkıyor dediğimizde evet, evet, kullanacağımız çok güzel, basit bir kürdür. Herkes e, de rahatlıkla bu kullanabilir. Bu e, Zülal'de de zannedersen böyle bir ödem attıran e, kırmızı evet, su tarifimiz su. var. Onun içeriğinde ne vardı yani Onun Zülal. içerisinde de hibiskus var, kiraz sapı, yeşil çay, limon ve elma sirkesi. E, güzel. Çok Peki güzel. bunu da konuşuruz istiyorsan Selahattin. Evet zaten Selahçın. çok e, bazı bitkilerin içerisindeki diüretik etkiler e, vücuttaki bu hanımların bahsettiği sürekli müzdarip oldukları bu ödemden de kurtulmayı da sağlar ya da yavaşlamayı sağlar. Çünkü kilo fazlalığınız arttıkça vücudunuzda ödem miktarı da artar. Hmm. Kilo vermeye başladığınızda bu ödem miktarı da daha çok azalır. Şimdi e, kırmızı soğan dedik. Karabiber ve zerdeçal. Buradaki besinlerin üzerinden hızlıca geçelim. Daha sonra e, gönüllü olarak e, bel ve kalça bölge, kalça bölge ölçüyor muyduk sadece? Metabolik obeziteyi konuşacağız ki şöyle çok fit veya çok iyi gördüğünüz ama aslında bazı ölçümlere göre metabolik obez olma ihtimali var mı diye konuşacağız e, Selahattin Dönmez'le. E, sizler de kendiniz evde bu ölçümlerinizi yaparak böyle bir riskiniz var mı? Metabolik obez nedir? Az sonra konuşuyor olacağız. Evet. Şimdi kestanenin içerisinde saponinler var. Bu kestane de çok ciddi bir ödem atıcıdır. Tok tutar zaten. 4 tane tükettiğinizde bu ödem atma etkisini yavaş yavaş görürsünüz. Zerdeçal ve karabiberin içerisindeki piperin ve kurkumin denilen bu maddeler zaten karaciğer detoksu yaratıyorlar. Sadece çeyrek çay kaşığını alıp ikisini bir arada kullanıp yemeklerinize salatalarınızı eklediğinizde müthiş bir etki Etkisi yaratır. Var. Kuru karanfil zaten doğal bir antibiyotik ve doğal bir ağrı kesici diyoruz. Diş ağrısında bile çok rahat bir şekilde ezip dişinizin üzerine koyduğunuzda geçici bir etki yaratır ama eğer boğaz ağrınız varsa mesela kahvelerin içerisine çayın içerisine koyduğunuzda bu ağrının da dinginleşmesine yardımcı olur. Yine kuru kayısı ciddi bir sorbitol e, içeriyor ve tabii ki birçok e, bitkisel minerallerde ama kuru kayısıyı düzenli tüketenlerde her 10 konstipasyon yaşayanda 6'sında 7'sinde bu konstipasyonun düzeldiğini görüyoruz. Kuru üzüm ise kuru üzümün içerisindeki e, polifenollerden e, en önemlisi var. E, bu madde damarların içini açıp kalbe giden tansiyonu regüle edici etkiye Etkisi, sahip. Etkiye sahip. Bir avuç kadar tüketmeleri yeterli. Karabiber zerdeçal, kuru kayısı, kestane, e, kırmızı soğan dedik, kuru karanfil dedik, Ve kırmızı siyarızın. elma ve siyah üzümümüz var. Bir de evet kırmızı elma, var elmanın sonra içerisinde de pektin denilen bir madde var. Kan evet. şekerini regüle ediyor. Kan şekeri ani yükselen düşen herkes bir tane elma yediğinde hem 40 ile 50 kalori arasında bir kalori alır. Hem de çok düzenli bir şekilde kan şekerinin de kontrol edilmesini sağlar. sağlıyor. Şimdi metabolik obez misiniz sorusunu sizlere soruyor olacağız. Az sonra da hocamızdan yine bir diyet önerisi gelecek. 6 günlük yapabileceğiniz ama eğer hoşunuza giderse devam ettirebilmenizin de mümkün olduğu aynı zamanda güzel çok sağlıklı bir diyet. İlk önce bir hafta yaparsınız sonra haftanın iki günü bile yapsanız kardır diye çok düşünüyorum. Iyi. Bu detayların hepsini verecek ama metabolik ve obez misiniz sorusunu bir kendimize soralım. Ayağa kalkalım. Ee, Özlem'le ee, geldi? Özlem de bak ya. <laughs> şimdi Aman metabolik mi? obez nedir? Metabolik Nasıl e, obezitenin e, kriteri nedir dediğimizde ilk önce Çağlı'cığım e, şunu söyleyelim. Bireyler obez, obezite çok sık artık o kadar yaygın ki bireyler kendilerini bir beden kitle indeks dediğimiz birazdan bir tablonun içerisinde koyacağız. Beden kitle indeks dediğimiz bir indekse internetten boylarını, ağırlıklarını girerek bir değer buluyorlar. Tamam. O kadar enteresan sonuçlar çıkıyor ki. Gel, mesela. Sıvcığım, gel. Ben ha, Kimden? kimden? Ben önce olur, e, olur. siz de, siz, de siz, de, siz de gelir misiniz Evet evet, evet tabii sizi tabii de yok. ölçebiliriz zü, zü Şimdi <laughs> e, giriyorsun <laughs> diyor ki boyun 1.70 kilon 50 olması gerekiyor diyor. Yani, bu o kadının mesela 1.70 boyunda 50 kilo olması Imkansız diyelim. O yüzden beden kitle indeksi tek başına bir kriter olarak artık kabul ettiğimiz bir kriter değil. Değil artık. Neye Şimdi bakacağız bel çevresi çok bakacağız? önemli. Bel, bel, çevresi. bel çevresi önemli. Değil. Şimdi mesela Gerçekten. diyelim ki, e, evet. Özlem'e baktığınız zaman aslında normal, sağlıklı Sit, bir birey. Lokum, balık etli evet. bir kadınımız. Şimdi bir bel çevresi normalde kadınlarda Türkiye'de çömeyene. 88 santimin altında olması gerekiyor. Eğer 88'in üzerinde ise biz buna metabolik obezitenin herhangi bir boyutu diyebiliriz. Az ya da çok diye. Hemen bir bakalım. Şimdi bel çevresini şöyle ölçüyorlar hanımlar. Bu bel çevresi değil. Bel çevresi evet. şuradan <laughs> değil. Çevresi. Daha bir tık daha alttan mı ölçülüyor? Tam kalça kemiklerinin Aa, bayağı, bittiği yerin orada. Küçük Tabii ki küçük Özlem söylüyor. söylüyorum 39. Ters <gülüyor> çevirirsen. <gülüyor> 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 Ters çevirelim. Ne? <laughs> 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 şimdi. 93 santim. Bel değil, o tam o. Da. Şimdi, Şimdi burada metabolik bu obezite araştırması yapıyoruz. 90 60 90 bel ölçüsü almıyoruz şu anda. Bu arada bunu bilmesi bir bireyin kendinde mesela 3 4 kilo verecekse, öteleyecekse onu biraz daha ön plana Alsın almasını sağlıyor. Göbek deliğinin tahmin ediyorum ki 3 parmak, 3 4 parmak altından bu ölçümü evet, yapıyoruz değil mi? Evet. Ya da şey, kalça kemiklerimizin tam bittiği yerin ölçüyoruz. Çevre, başlıyoruz. Şurada. Mesela Burası. seninkini de ölçeyim. Hemen. Kalça kemiğim şurada. <laughs> Dur bir dakika bakalım. <laughs> ne 60 çıkar şimdi. Ne 60? benim kalçam geniş Allah Allah. Hayır Allah. tam 82 çıktı ama mesela normal belini ölçelim bir dakika. Normal bel derken? Hani şey, e, şey bahsedilen şey var ya işte tamam, dur, ideal ben olan. Tamam olayım sana tamam. çünkü şunu bir tutar mısın? İdeal Kız ne olan... açıyorsun dur arkada mikrofon <gülüyor> falan var. <laughs> ya <laughs> <laughs> Şöyle üstünden ölçeyim ben daha kolay olacak. Ha. Şöyle yapayım zaten önemli olan Ortalama bir değer bu. Mesela şu değerin 60... Ne biçim tutuyorsun? Azıcık daraltsana şunu şöyle. Hayır hayır ben şöyle yapıyorum. <laughs> mesela 66 iken bu alt tarafında mesela e, 80 Sabah çıkmış olmasın. Sabah 66 akşama olmasen... 70'im ben. Öyle şişenler. Güzel ben iyi oldu. Yani. <laughs> Sabah 66 Düşün bak cümle. sende bile evet. e, sınırları zorlamıyorsun. 66, 80, 8'in altında olması gerekiyor. Sen de metabolizma ile ilgili obezite ile ilgili yok. herhangi bir şey yok. Mesela Çünkü... siz kilo verdiniz. Evet. Şimdi Bana diyelim ki ortalama 30... <laughs> 35 kilo veren bir kişide zaten metabolik obezite çok beklemeyiz. Hemen bakalım. 52. <laughs> Belde 33. Müthiş kaç mesela. Yaşındasın? Efendim kaç yaşında? 25. Ay. o da çok genç. 76 santim mesela. Müthiş bir şey bu. 6, 76. aldım? Doğumlu aldım. Bel Ha doğumlu. Ay çocuğun mu? Evet. Bir tane mi? Evet bir tane. Kız benim. mı? Erkek. Ay Allah bağışlasın. Belin de ölçelim. 76 santim bizim tıbbi bel çevresi dediğimiz şey. Diğer tarafa bakarsak. Kapandı, burası mezun, da kapandı. 66 santim. Seni, seni de ölçelim. <laughs> ama sen 5 kilo verdin Biz ya. Özellikle de mesela, mesela bizim şey benim stylingimi yapan Daria da var inanılmaz ince bellidir çok güzel kalça orantısı gibi görünür ama dedi ki mesela onun ölçülerine göre bak. 90 kilo olma ihtimali var. Bak, Biz şu anda bunu ölçüyoruz. Değil 96 değil bu? santim. Şimdi bu bel çevresinin muhakkak bütün kadınlarda metabolik obeziteden uzaklaşabilmesi için 88 erkeklerde de 102'nin altında olması gerekiyor. Bir bel çevremize baktık metabolik obezite adaylarımız Adayları. ama obez değiller. Şimdi ne aday yani? Ne olabilir? Bir 10 sene sonrası için mi bir öngörü budur? bu? Nedir? Şöyle, metabolik obezler dışarıdan normal görünüp kan değerlerinde insülin direnci olma riski Değil yüksek. Var. Trigliseritlerinin yüksek var mıdır mesela insülin direnci hiç baktınız Hayır, mı? Hayır, bende var. <laughs> sende yok Sen de var mı? Sende var. Mesela sende var. Bir, SRP'si yüksek olabilir, trigliserisi yüksek olabilir ve insülin direnci. Bir de bel çevresiyle birlikte olduğunda biz bunlara gizli şişmanlık yani yağ dokusunu azaltması gereken kilo vermeye aday bir Biret. Bir, evet. Şimdi tam olarak ekranları başındaki izleyicilerimiz için isterseniz bel şunun üzerinde olmamalı, kalça, şey, şu bel dediğimiz e, Hemen kalça gösterelim. kemiği kısmı kaç olmalı, bel kaç olmalı, Buna oranla kalça hiç bakmadık bile farkındaysanız, sadece evet. bel çevresini ölçtük. Ne Şimdi, olmalı? Şöyle bel bakalım. çevresi normalde orada kırmızı gördüğümüz erkeklerde 102'nin ise vücut ağırlığı ile ilgili mutlaka sağlık riski yüksek olduğunu söylüyoruz. Kadınlarda da 88'in üzerindeyse. Evet. Ortalama değeri nedir? 102 ile 88'in altı. Bir de şu, şu kişiler var. Mesela biraz önce sizin isminiz neydi? Züler. Züler Hanım'da ölçtüğümüz gibi. Züler Hanım'ın mesela e, şey 80'in altında olduğu için artık vücut ağırlığıyla ilgili bir sağlık riski Yok gibi görünüyor. Böyle beslenme evet. beslenmeye devam ederse. Ve bu ederse. vücut ağırlığını kontrol etmeye devam ederse. Evet. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz o zaman. Biz peki ne Mikrofonunuz var mı? Çıkarken siz, anlattınız. siz o Seve börek sorar. ve yediğiniz o profetrolleri yemiyorsunuz. <laughs> o, bu, kolay mı <laughs> sadece? <laughs> Özlem nasıl sorarsın bu soruyu? Şimdi bunun Metabol için evet. metabolik obezlerde dikkat edilmemesi geliyor. gereken 5 tane bir bilgi var. Özlem gitme bak dinle. Ee, bunlardan bir tanesi daha çok balık tüketimi. Balık tüketimi ve ceviz gibi sağlıklı bir yağlı tohum tüketimi e, gerçekten metabolik obezlerde bu insülin direncinin azalmasını ve daha çok bahsettiğimiz SRP'nin, e, inflamasyonun düşmesini ve bel çevresinin azalmasına neden oluyor. İki tane çalışma yapılmış bu konuyla ilgili metabolik obezitesi olan 2-3 kilo fazlalığı olan bireylerde bir ay boyunca haftada 4 kere balık tüketenlerin bu metabolik obeziteden çok hızlı bir şekilde uzaklaştığını söyleyebiliriz. Şimdi ikinci en önemli faktör ise orada görüyoruz kaliteli uyku zamanı şimdi uykuyu eğer yeterli almazsak ya da fazla uyursak kortizol hormonu vücudumuzda yağ yakmayı engelliyor yağ depolamayı hızlandırıyor. O yüzden 7 ile 9 arasında kaliteli bir uyku tavsiye ediyoruz. Bunlar çocuklarda 2-3 yaşındaki çocuklarda 13-14 saat. Mesela adolesanlarda 9-10 saat gibi. Ne kadar erken uyur, ne kadar erken kalkarsak vücudumuzdaki metabolik obezite risklerini de ortadan kaldırıyoruz. Şimdi televizyon ve bilgisayar başında ne kadar çok kalırsak hep şunu söylüyor çalışma uzmanlar. Ne yediğimizin farkında değiliz. Değilmiş. Hiçbir şey yemesen bile. Oturduğun için değil mi? Evet zaten? uzun süre oturduğun zaman değerli Çağla katakaleminler dediğimiz bir maddeler çıkıyor vücutta ve bu da vücudun yağ depolanmasını hızlandıran özel kimyasal maddeler. O yüzden diyoruz ki biz genelde toplam televizyon ve bilgisayar izlemeyi veya 2 ile 4 saatten fazla olmamasını yani akşamleyin geldiniz sabah şey 8'de başladınız televizyon izlemeye 9-10-11'de en fazla 2-3 saatte sınırlandırmak önemli. Çok çalışıyorsanız da hep bilgisayar başındaysanız da gün içerisine aktif geçirmek değerli. Şimdi haftada 5 gün egzersiz yapın istiyoruz. Şimdi egzersizler de hep burada anlaşılmayan bir boyuta geliyor. Kilo vermek için egzersizin süresini ve mutlaka sıklığını arttırmalısınız. Eğer onu yapmazsanız zayıflamaya katkısı olmuyor. Mesela haftada 3 kere işte 10 bin adım attım diyenler hiçbir şekilde zayıflayamazlar. Ancak ne olabilir? Ruhen, e, psikolojik olarak rahatlarız, iyi olur. Biz diyoruz ki haftadan 3 günü mutlaka vücut kondisyonu ağırlığında bir egzersiz yapın. Geri kalan 2 ya da 3 gününde uzun süren yürüyüşler yapalım. Son olarak da zaten... Sağlıklı beslenmenin en önemli indikatörü porsiyon miktarlarınızın dengeli olmasıdır. Ne kadar az yerseniz sirke mi yedin, içtin bunların hiçbiri önemli olmadan zayıflamaya ya da zayıf kalmaya yardımcı olur. Fakat siz bir öğünlerinizi azaltırken tok kalabilmeniz için bazı triklere ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet, evet. Birazdan da onlardan bahsedeceğiz. bahsedeceğiz. İştahımızı denetleyen, kontrol eden. Bu porsiyon miktarını azaltırken de onlara dikkat edersek e, bu geçiş dönemi. Çünkü kilolu olmak yemek davranışının bozuk olduğu fazla yemeye meyil olduğu bir Süreçtir. süreçtir. Bunu düzenlemek için de bazı doğal triklere ihtiyaç var diyebiliriz. Onları az sonra vereceğiz. Yine 6 günde az sonra aşağı yukarı 3 kilo vermenize yardımcı olacak çok sağlıklı bir beslenme programı da sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu arada da sokağa çıktık sizlere enteresan bir soru sorduk. Varsayalım ki 100 kilosunuz sabah uyandığınızda zap zayıf olmayı mı tercih ederdiniz yoksa 1 milyon Türk liranız olmasını mı? Cevaplar Aa. enteresan. Merhabalar. Merhaba. Varsayalım şu an en az 100 kilosunuz. Sabah uyandığınızda zayıf kalmayı mı tercih edersiniz yoksa en az 1 milyon Türk Liranız olmasın mı? Sağlıklı zayıf kalmayı tercih ederim. Para ikinci plan. Neden peki? Ee, sağlık parayla alınmıyor. Zayıf kalmayı tercih ederdim. Neden? Ee, zayıf olursam her zaman parayı kazanabilirim. Tabii ki 1 milyon Türk Lirası olmasını isterim. Neden? Çünkü kadınlar şişmanmış, zayıfmış bakmıyor ki. Paraya bakıyor. Kilo vermeyi isterim, zayıf olmayı tercih ederim. Bir milyon size kalsın, zayıflayayım o zaman yanıma gel. Bir milyon Türk lirasını tercih ederim. Neden peki? E çünkü hayallerim var. Ne gibi? En azından çocuğumu okuturum. Ya da borçlarımı bitiririm. Yani tamam hayatımı kurtarmayabilir ama biraz daha rahatlarım gibi düşünüyorum. Zayıf kalmayı tercih ederdim. Neden? O şişman olup da hastalanıp Ondan sonra 55-60 yaşına gelince öleceksin. Ama zayıf kalırsa en azından bir uzun yaşarsın. Sağlıklı yaşarsın. Önce sağlık. Neden önce sağlık? Ya sağlık olmadığın zaman parayı ben ne yapayım? Ha, şu anda ben 108 kiloydum, Onu yürüyüş yapıp 3 4 ay 68 kiloya düştüm. 3,5-4 sene önce 108 kiloydunuz. Şu an 60 kaç kilo? 8. 68 kilo. 68 kilosunuz. Yürüyüşle verdiniz. Evet, yürüyüşle verdim. Evet. O yüzden diyorsunuz ki ben Çok zayıf mutlu. kalırım. Para evet. istemiyorum. Çok mutluyum ben. Para ihtiyacım yok Şöyle Önce sağlık. Tabii para da ihtiyaç var da. Önce sağlık lazım yani. Müthiş ne ya güzel. ]lar. İnanılmaz güzel. Yani aslında sadece zayıf kalmaya çalışmanın, sağlıklı olmanın ya da işte ne bileyim e, bu. Yani fiziksel ve sadece görsel bir şey olmadığını anlamış daha olmaları, uzun bir yaşamın bir sırrı var. olduğunu biliyor olmaları gerçekten evet. müthiş cevaplar, farkındalık inanılmaz. Ee, ve şey çok güzel, bir kere insanlar tabii ki de parayı da tercih edebilirler ama daha çok sağlıklarını ön planda tutup zaten onun olduğu zaman daha çok para kazanacaklarını biliyor olmuş olması evet. da çok değerli. Evet. Ve de en, olacak, son, en son, en son beyefendinin yürüyüş yaparak kilolarını vermesi, ben mesela özellikle emekli olan kişiler, çok yoğun çalışmayan kişilerin her gün bulabildiği her yeri yürüyerek gittiklerinde e, emeklilik öncesinde kilolarının hepsinin yok olduğunu görüyorum. Ne kadar uzun süre yürüyüş biraz önceki örneğimiz gibi müthiş bir sağlık etkisi diyebiliriz. Harika valla. İyi o zaman bunun üzerine artık beklenilen diyetimizi evet, verebiliriz. Ama Bugün şeyim, günlerden pazartesidir. Söylemiyor muyuz? Ee, şu ama o onun içinde ya acaba o zaman mı söylesek? Tamam neymiş? o zaman. Onun içinde ya anketimizi de yaptık. İstersen açma. Yeri geldiği Tamamdır. zaman e, o besinimizi de açalım. Ama şey Hemen di söylüyorum. Diyetin adı mı o? Diyetin adı mı Evet o? diyetimizin de adı aslında o. Ha, ben burada bir batırdım ama istiyorsan <laughs> toparlayalım başlayalım. Tamam, şimdi e, anketimizin sonucu ile ilgili var mı? Bir, <laughs> Var hemen geliyor %67 avokadoyu seçenler hangisi Gerçekten zayıflamada ya. yardımcı demiştik. Aynen hangisi zayıflamada yardımcı %67 avokado %33 Ceviz o e, denmiştir. O zaman Züleyha sizi sorar. Mesela Sence avokado mu daha çok zayıflatır, ceviz, ceviz mi daha mi? çok? Bana ben avokadoyu sevmiyorum, ceviz. <laughs> çok Sevmediğim güzel. Şey. Bana da sorsan ben e, avokado derdim. Avokado derdin, evet. Ve tabii ki de ceviz. Yanılırdım. <gülüyor> <gülüyor> Senin kilo vermeye ihtiyacın olmadığı için belki yanılıyor olabilirsin. Şimdi cevizin çok önemli özellikleri var. Birazdan ondan bahsedeceğiz. Lütfen iyi zayıflarken hep bel çevrenizi kontrol edin. Haftada bir bile değerlendirmeniz önemli. Şimdi ben yine size bir beslenme programı hazırladım. Bu arada sosyal medyadan takip edenler hem yeni bir gün sayfasını çağlanın. Yeni bir gün Fox'u. Fox Orada da zaten şeyler yorumları göreceksiniz. İnsanlar verdiğimiz diyetlerle çok güzel sonuçlar elde ediyorlar. Bugün de yine kilo vermenizi bir başlangıç yaratabilecek sağlıklı yiyeceklerden oluşan ...bir, Böbrek hastaları, 2. Kanser hastaları, 3. Hamileler, 4. Emziren annelerin dışında ve 18 yaşın üzerindeki herkesin uygulayabileceği. 6. Ben beslenme programlarını genelde bu değişik içerikte, sağlıklı içerikteki beslenme programları Çağlacığım evet, altı 6 günlük, 7 günlük, 5 günlük vermeyi tercih ediyorum. Çünkü insanlar onları dön, değiştire değiştire gibi yapmaları geliyor, önemli. Bu beslenme Niye? programında... 7 değil? Bu, 7 de yapabilir ama Aynen. 6 gün mesela bir insanın hani pazartesinden Yapması başladın. Yani. Pazara kadar 6 günde pazartesi sabahı sonucunu görmen için çok da etkili oluyor. Şimdi diyetimiz şöyle. Bu diyeti uygularken... Ana yiyeceğimiz ceviz. Hmm. Ceviz iştahı kendi kendine kontrol edebilen çok özel, spesifik özelliklere sahip. Birazdan ondan bahsedeceğim. Fakat ilk önce ne yapmalıyız? Bir, uzun süre tok kalmak ve iştah kontrol altına almak için size dört öğün vereceğim. Üç tane ana öğün, bir tane ara öğününüz olacak. Bu öğünlerin hepsinde bol su içmenizi istiyorum. Öncesi, sonrası ya da ee, arasında fark etmiyor. İki, Suyu nasıl içeceğimizi de söyleyelim mi? Çünkü ben mesela hala çok su içen birisi olarak hep böyle hızlı içim bir an önce içim 2 litreyi bitireyim diye düşünüyordum. Hı hı. Hiç öyle değil. Su içmek de çok özen istiyor. Minik minik yudumlarla yudum yudum bütün güne yayarak ihtiyacımızı karşılamalıyız. Karşılamalıyız. Eğer e, o günü içmediğimizi fark edersek elbette bir 2 litre koyalım ama genelde da. öğünle birlikte su içmek çok yararlıdır. O yüzden size tavsiyem ikişer bardak su ve bu 6 gün boyunca her gün 45 dakika yürüyüş yapmanızı istiyorum. Ve yine bu diyeti uygularken 6 bardak çay, 4 fincan kahve, yine altını çizelim. Kahve tok kalmayı sağlayan, öğünler arasında kalorisi olmayan süper içeceklerden bir tanesidir. Günde de iki şişe maden suyu içebileceksiniz. O zaman güne bu 6 günde 3 kilogram vermeyi sağlayabilecek Devam ettiğinizde de yine kilo vermenize de devam edecek diyetimizde uyanınca bir büyük su bardağı suyla başlamanızı istiyorum. Daha sonra bir kahvaltınız olacak. Kahvaltıda iki bardak su, kahvaltıda verdiklerimin yanında üç tam ceviz yemenizi istiyorum. Tok kalmamızın sırrı orada olacak. Bir tane yumurta, bir dilim peynir, bol domates, maydanoz, salatalık ve biber çeşitlerinden yiyebilirsiniz. Özetleyecek olursak bir yumurta, bir dilim peynir, 3 tam cevizimiz olacak ve iki su bardağı da su tüketeceğiz. Bu kahvaltının toplam kalorisi 250 ile 270 kalori arasında olacak. Toplam diyetimiz de 1400 ile 1450 kalori arasında. Ben size tavsiyem maydanozu, kırmızı biberi, salatalı ve maydanozu istediğiniz kadar yiyin, doyana kadar ince ince kesip salata olarak da yapabilirsiniz. Limon serbest, Nar ekşisi serbest. Bundan böyle kocaman bir Elma salata da yapılabilir serbest. değil mi? Elma sirkesiz serbest kesinlikle. Mesela böyle haşlayıp dörde bölüp biraz karabiber falan. Bölebilirsin. Peynirleri ya. güzelce ince tüp dilimleyebilirsin. Tüp tüp. Böyle karışık köpek babası kıvamında ben çünkü inanılmaz severim. Cevizi de attın e, mı içerisine? Cevizi hepsini birden attın kocaman bir salata Zaten yapabilirsin. Zaten iki su bardağı su. Çayını da içtin. Mis. E, güzel bir şekilde öğlene kadar doyabilirsin. Özellikle üç tam ceviz e, kritik. Öğünlerde üçer tam ceviz yiyeceğiz bütün öğünlerde. Toplam 12 tane de tam ceviz tüketmiş olacağız günün sonunda. Bu kahvaltımız 250 kalori civarında. Daha sonra bir öğle yemeği. Ben yemeklerde genelde çorbayla başlamanızı tavsiye ederim. Siz diyelim ki çorba yiyerek başladığınız bir öğünde çorbasız gelişi güzel yiyeceğiniz bir öğüne göre ortalama 300 kalori daha az yiyorsunuz. O yüzden bu özel diyette bir kase ya tarhana ya mercimek ya domates ya da bir sebze çorbası yanına bir dilim ekmek, yanına bol mevsim salatası, havuçlu, pancarlı, yeşillikli, biberli hiç fark etmiyor. İçine bir yemek kaşığı zeytinyağı koyun ve bol yine tekrar söylüyoruz nar ekşisi, elma sirkesi, limon hangisini sos olarak severseniz Koyuyorsunuz ve yemek bittiği zaman 3 tam cevizi tüketeceksiniz. Yemekle hmm. birlikte de 2 su bardağı su. Su içeceğiz. Ne yapıyor bu su o sırada? Bir Şimdi su şöyle midemizin şişirecek içerisine bir yiyecek şişirecek. evet yiyecek koyduk diyelim. Şu kadar bir yiyecek koyduk. Biz bununla doymayız. Çünkü midenin belirli bir yerine gelmesi gerekiyor Boş. ki yiyecek. O zaman doygunluk sinyali daha hızlı olsun. Burayı doldurabilmemiz için ya likitle dolduracağız ya besleyici değeri yüksek bir şey salatayla dolduracağız. Mesela çorba ve salata bir arada olduğunda daha kolay ha. doyma şansın artacak. Şişkinlik hissedeceksin. Şişkinlik hissedeceksin evet. Su suyu öğünlerle birlikte tüketmek özellikle egzersiz yapan kişiler için suyu öğünlerle birlikte tüketmek suyun böbreklerden daha fazla kullanımını ve kanın akışkanlığını daha fazla arttırmayı sağlıyor. O yüzden de diyoruz ki egzersiz yaparken işte o mineralleri kaybetme, ondan sonra yorgunluk oluşmasın diye su diyoruz. Bir de kanın akışkanlığı artsın. Kanın akışkanlığı artarsa kanın içindeki demir ve oksijenin dokulara gidip oranın ne olması, çalışması ve zenginleşmesini kolaylaştırıyor. Daha sonra bir ara öğünümüz var. Mevsime uygun bir meyve tüketeceğiz. Ya bir avuç içi kadar olabilir ama ben genelde taneli verdim size. 12 kiraz, 10 yeşilerik, 10 çilek, bir nektarin, bir şeftali ya da bir elmadan birini yiyoruz. Yanına 3 tam ceviz ve yanına yine 2 su bardağı su. Ve böylece saat 4'ü bulduk. 8'de yaptık. 12'de öğle yemeğini yedik. Saat 16'da da arayı yaptık diyelim. Şimdilik böyle gidiyoruz mesela. Üçer cevizden gidiyoruz. Ya, hep şey düşünüyorum. 3 6 9 akşam da varsa 12, 12 tane, tane ceviz. Ceviz yemiş olacağız. Şimdi bir cevizin kalorisi ya yani alacağımız bütün kaloriyi biz anladığım kadarıyla cevizden alıyoruz. Sağlıklı yağdan alacağız. Sağlıklı yağdan. Cevizin ne özelliği var? Ceviz bir yüksek yağ içerdiği için daha kolay doyum sağlayacak. Daha yüksek e, bitkisel protein içerdiği için daha kolay. Karbonhidratı hiç yok neredeyse. Neden avokado de ceviz peki? Avokadonun da daha küçük dilimini kullanmamız lazım. Mesela ha, Bütün üç, bir avokado olamaz demek istiyormuş. ya Herhalde 8'de birini yediği zaman ancak 3 tam cevizin yerine geçecek. ve O da bize hiçbir zevk vermeyecek. Doygunluk sağlamayı sağlamayacak. Ceviz zayıflamaya yani. yardımcı olacak ama, ama. çok daha e, etkisiz. Ama siz e, avokado yerine salataya bir kaşık zeytinyağı koyduğumuzda daha iyi. Ve sonra da akşama güzel bir salata Haydi tarifimiz Geldik var. Akşama. Hazırlayalım mı? Hazırlayayım hızlı bir şekilde. Vallahi hocam çok iyi Şimdi, olur. Şimdi ben firik bulguru kullanacağım burada. Bulgur'un birçok çeşidi var. Ee, bulgur ya da firik bulguru kullanabilirsiniz. Ee, Bu salatamızın ismi süper tok tutan, iştahı kontrol eden. Firik bulgurlu köfteli bir salata o var. O firik bulguru özür dilerim bize e, balon gibi şişiriyorsa ne olabilir başka? E, Glütensiz olanlarını tercih edebiliriz. Kinoa gibi, karabuğday gibi, pirinç gibi mesela basmati pirinci ya da e, yasemin pirincini yasemin tüketebilir ha, izleyiciler. 2 yemek kaşığı ondan koyabiliriz. Çok özür dilerim. Yasemin pirincin hazırlarken tereyağlı pilav gibi yapmayacağız herhalde onu değil mi? Mesela minimum zeytinyağı kullanarak. Kullanarak ya da çok az tereyağda da pişirip üzerine biraz tereyağı koyup lezzet verip ondan iki kaşık alıp koyabiliriz. Evet iki kaşık. Şimdi bunu biraz önce söylediğimiz kahvaltı 250 kaloriydi. Öğle yemeği yaklaşık 450 kalori arasında o çorba, ekmek, bir kaşık yağlı salata ve 3 tam ceviz. Ara öğününüzde yaklaşık 150 ile 170 kalori arasında. Şimdi bu salata da ortalama 400 ile 450 kalori arasında ve böylece toplamda güvenli bir kalori almış olacaksınız. 1000 kalori değil, 900 kalori değil, 1100 değil. Klasik 1200 değil, 1400 kaloriyle evet. çok değerli bir şekilde zayıflayacaksınız. Şimdi bolca maydanozu lütfen doğrayın. Ben buraya bir miktarını koydum ama siz daha fazla da koyabilirsiniz. Daha sonra içine... Sen zarar koydun ama bizde bu yeşilliklerde pek bir sınır yok. Ser, serbest istediğimiz kadar ama mesela diyelim ki e, belirli bir miktarda bulgur koyacağımız için iki kaşık. Hani lezzetini de almak istiyor isek oranını da güzel koyarlarsa salataları daha lezzetli olur. Salatalık... Kuru soğan, kırmızı kuru soğanları olanlar varsa onu da kullanabilirler. Kırmızı daha olur bu arada içine aynen. Ee, biraz domates doğrayacağım ben. Sadece göstermek için içerisine koyalım. E, bu marifet açısından siz evde kendi kendinize sürekli yemek yaptığınızdan mı? Yoksa hani e, tarifleri verirken yapmayı sevdiğiniz için mi? İltifat edeceğim ama edemedim. Yok <laughs> Yo, ettin çok Ettim güzel biraz. iltifat. Çok güzel yemek yapabiliyorum. Öğrendim ama artık. Çok lezzetli yemek yapabiliyorsunuz diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani artık bu, artık, artık ona güzel e, ben yok, bir ben, kademeye geçtim diyebilirim. Müthiş vallahi çok lezzetli. Hele tatlılar falan inanılmaz. Tatlı niyetine değil, şifane niyetine. Şifane niyetine değil mi? Sonra Şimdi, bir bir yemek kaşığı kadar, yaklaşık 5 tatlı kaşığı bir yemek kaşığı yapar. Bir yemek kaşığı kadar e, lor peyniri, ya arada, da rendelenmiş bir peynir de koyabilirsiniz. İki yemek kaşığı firik bulguru. Frik bulguru lor peyniri ile birlikte olduğunda inanılmaz güzel bir e, lezzet ve kıvam verecek. Biraz zeytinyağı, bir kaşık kadar. Bol nar ekşisi koyabiliriz. Bunu güzelce harmanladıktan sonra da üzerine köfteleri koyacağız. Ve çok lezzetli bir akşam yemeğinizde olacak. Akşam yemeğinde bunu yedikten sonra da bir de 3 yarım ceviz tükettiğinizde... Bunun içerisine köfte. o cevizleri koyabiliyor muyuz? Yoksa... Tabii tabii. Hadi Bence... İkisi, i̇kisini yapabiliriz. Üç tam cevizi de yanına ben koyayım. Ve böylece doyarak bir öğünden kalkmış olacaksınız. Bu firik bulgurlu salatayı her gün düzenli olarak yapın. Yiyecekleri değiştirmeyin ki 6 günde 3 kilogram yağ dokusu kaybedebilirsiniz. Yoksa biz kilo veririz de her zaman yağ dokusundan da kaybolmayabilir. Bu evet bu daha sağlıklı ve daha kalıcı bir yöntem olacak sonrasında da evet. dikkat Akşam edersek neyinde, eğer. Akşamleyin de yatmadan en az 2 saat önce Ş yemek yeme işlemini bitirmiş olacağız. Şimdi çok güzel buradan e, şu şöyle bir yardımcı da olabilir misin mesela bu konuyla ilgili? Ben bunu yedim. Ama ilerleyen saatlerde karnım doymuş olsa bile zihnim doymadı ve sürekli elim bir şeye gidiyor. Hı hı. Ne yiyebilirim, ne yapabilirim Aslında mesela? Aslında iki gün içerisinde bu cevizlerle birlikte bu duygusal açlık, fiziksel açlığın hepsi ortadan kalkacak. Bu iki günü geçirebilirsek değil evet, mi? Evet ancak eğer baktık ki olmadı böyle bir şey yapacağımız tek şey şu bir kase bir yoğurt yiyebilirsiniz ek olarak bu besleme programına veya bir su bardağı süt içebilirsiniz ya da bir tane haşlanmış yumurta bu tok kalmayı diyet zamanında sağlayabilecek özel bir etki diyebiliriz. Geçelim mi mutfağa? Geçelim. Bu harika tariften sonra hemşire ve yaşam koçu sosyal medyanın çok sevilen isimlerinden bir tanesi Zülal bizlerle beraber. Çığlık kıyamet olmuş vallahi bizim sayfamızda da iyi ki Zülal geldi diye. Çünkü Emin ki çok takipçisi var. Çünkü onun da çok güzel bir hikayesi var. 89 kilodan kendi başına 50 4, 4 kiloya düşmüş yani gerçekten evet, bir avuç güzel. kalmış ama süredir? yaşı da normal yani yıl. bu yaşta da aslında normalde böyle evet, olman evet. gerekiyordu ama tabii ki her kadın gibi hamilelik sebebiyle evet. kiloları aldın yemekleri evet. yedin. Sonrasında ne yaptın Züleyha tariflerine Benim geçmeden önce? Benim kilo verme sürecim 1,5 yıl sürdü ben sürekli araştıran bir insanım yani bu tarz programları da çok izliyorum Diyetisyenleri evet. isteyenleri izliyorum evet. ondan sonra hani bitkisel şeyleri de çok seviyorum. Araştırdım. Yeme içmeme de dikkat ettim. Aslında bir bize aralıklı oruç gibi iki öğün beslenme şeklinde kilolarımı verdim. Ben. Aç kaldın mı akşam Kaldım. yemeğinden sonra? Ne Kaldım. kaç saat açlık yaptın? Yani öyle bir hesabım yok ama mesela akşam Mümkün yemeğinden olan. sonra yememeye çalıştım ya da yediysem çok az kalorili salatalık, işte elma gibi o tarz şeyler tüketmeye çalıştım yani. hı hı. Peki mesela böyle bir formülün var mıydı? İşte bir yerden gördün. Yaptın ve sana çok iyi geldi dedim. Mesela bu sabahları tükettiğin sirke Hı -hı. karışımından bir bahsedelim mi? Onu burada hocamıza da soralım. Hı -hı. Şimdi evet. Senin yaşın genç. Yani Birçok şeyi toler edebilirsin. Evet. Senin yapılanma ve Hı -hı. yenilenme sürecin tabii ki atıyorum mesela şu an bana göre çok bambaşka. Evet. Şimdi benim yaşımda bir kadını yapması başka, seni yapmam başka. O anlamda da istersen. Evet. Evet. E, mide hassasiyetimiz farklı. Tabii şimdi tabii kimileri evet. sabah e, aç karnına sirke su için diyor ama kimileri Hı -hı. Iç, içmeyin, içmeyin diyor. Beyin. Bunun detaylarını da öğreniriz evet. şimdi. Evet. Ben elma sirkesi ve tarçın gibi bir karışımım vardı ama şimdi buradaki şu anda farklı. Kırmızı su bu. Hibiskusla yaptığımız hı hı. bir şey. Ödem attırıcı bir tarif. Ödem var. attırıcı. Bu bana çok iyi geliyor. Ben bunu yaptığımda resmen balon gibiysem sönüyorum. Öyle söyleyeyim. Çok güzel. Ne kadar saat içerisinde sönüyorsun? Aşağı yukarı <laughs> yani bir davete gideceksek <laughs> elbisenin olması için. <laughs> mesela mesela bir elbiseyi öncesi... o gün kötü bir şey de yemedi. Bulgur yiyorum mesela veya bir kırmızı <laughs> lahana falan. Balon yani. yani. Bir gün öncesinde yapıyorum ben mesela. Bir yere gideceksem. Ha, bir gün Böyle öncesi. insin istiyorsam yapıyorum. Hadi bakalım. Şimdi içerisinde içerisinde hibiskus var. Bunu zaten ben hazırlamıştım. Onu sürahime ekliyorum direkt. Hibiskusu daha önce başka bir yerde bir demledim, demledim, evet, demledim. Ne kadar tutam koydun mesela? Bir yemek kaşığı kadar koyuyorum ben. Bir Hı -hı. yemek kaşığı hibiskusu Hı -hı. kaynattı. Ee, aynı zamanda şimdi yeşil çayla kiraz sapı da bana çok iyi geliyor bu arada. Kira, ben kiraz sapı içiyorum bazen. Evet ben de çok seviyorum. Şöyle bir tutam kadar kiraz sapı koyuyorum. Tamam. Sonra yeşil çay koyuyorum. Sonra koyuyoruz. biraz da yeşil çay koyuyorum. Böyle bir tatlı kaşığı kadar. Evet. Onları da ayrı bir şekilde demliyorum sıcak suyla. Tamam. Sıcak su alabilir miyiz Ayşe ablacığım? Sıcak suyu oradan destekleyelim. Bu soğuk bir içecek olacak. Soğuk... Bu soğuk. Ben hatta bunu dolaba koyuyorum. Gün içinde içiyorum Şuna sonrasında. Koyayım. Peki bir ödem attırıcının sıcak vücuda girmesiyle mesela soğuk olması arasında bir fark var mı? Yok. Sadece? Hiç yok hiçbir fark mi? yok. İçerisindeki etken maddeler önemli. Ee, biz biliyoruz ki bitkisel birçok şeyin e, idrarımızı daha hızlandırdığı ve daha hızlı evet. bir şekilde vücuttaki oluşan o ödemin Ortadan kalktığını görürüz ama bir fizyolojik ödem var, bir de mesela yiyeceklerle birlikte oluşan kilonun getirdiği ödem var. Fizyolojik ödem ödemi atmak çok zor ama kilonun getirdiği, işte vücudun yaptığı Yedikleri fazla turşuyu kaçırmanın evet, getirdiği, getirdiği gibi. bu ödemi atabiliyoruz. Şimdi ben buna iki dilim de limon ekliyorum yine. Ben de bazen böyle benim böyle çok kahve ben dışında içeceklerle böyle aram yok. Evet. <laughs> Mesela bu tarz ben de bir gün işte içerisinde tarçın çok atıyorum. Güzel bir gün karanfil çok atıyorum. Da sağlıklı bir gün bir gün bir şey. Hibiskusun içerisinde polifenoller var. Kalbe çok sağlıklı zaten. Bir de... Ama değil mi bir yemek kaşığı kadar daha fazlası değil. Hepsinde evet, bir ölçüsü var. Bir yemek kaşığı var. öneriyorlar. Zaten ben de araştırdım. Bir yemek kaşığından fazla önermiyorlar. Güzel. Sonra içerisine birazcık tarçın, tarçın Çay kaşığı ucuyla. <laughs> ben ne şimdi. yapıyor tarçın burada bu karışımın içerisinde Selahattin? Şimdi tarçının hep her zaman bir kan şekeri dengeleyici evet. özelliği var. Ee, sinemik asit var bunun içerisinde. Sinamin aldehitler var. Bunlar da ödeme atmaya destekliyor. O yüzden sütünüze, yoğurdunuza, işte bitki çaylarınızın içerisine ister rulo tarçın ister toz tarçın olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel. Mide, mide sorunu olanlar toz olduğunda birazcık sıkıntı yaşayabiliyorlar. O yüzden onlar rulo tarçın kullanabilirler. Kullanabilirler. Bunlar evet, çubuk tarçın da evet güzel oluyor. Denmediğimiz yeşil çay kira ve kiraz sapını, sapını da üzerine ekliyoruz şöyle. Vallahi çok güzel. Değişik evet. Tadı da çok güzel oluyor. Bunu soğutacağız tabii çok güzel. Evet. Bir de şey koyacaksın e, herhalde zencefil mi? Zencefil de koyabiliriz. İstersek onu da birazcık. Ben aynen. Bir şey yine eder. bir çay kaşığı ucuyla öneriyorlar. Yine evet. kendi mutfağımızda evet. kendi laboratuvarımız diyebilir ben, miyiz? Evet. Değil mi? evet. <laughs> şey elma sirkesi koyuyor <laughs> bir musunuz? De bir yemek kaşığı kadar da elma sirkesi. Biraz Kalıncı önce sormuştuk hatırlıyorsanız Zülal Hanım. Şimdi bireyler aslında önerirken elma sirkesini çalışmalar hep tok karnına. Yani kahvaltının ardına tüket. Öğle yemeğinin ardına ye akşam yemeğinin ardına tüket gibi aslında olumlu etkileri var. Hı. Çünkü bazen bireylerin mideleri e, delinebiliyor. Evet. Mide üç düzeyinde sorunlar yaratabiliyor, gastriti artırabiliyor. Fakat bir tatlı kaşığını suyun içine koyduğunda çok büyük sorunlar da yaratmaya biliyor. Evet. O yüzden e, sirkeyi direkt içenler var bir de. Evet, Su sulandırdığınız müddetçe tok karnına daha güvenli. Aç karnına da içiyorsanız Gerçekten. denersiniz bir sıkıntı olmazsa duyuyorum, devam edersiniz. Du duyuyoruz yani elma sirkesi de hani yağ yakıyor diye. Öyle mi yakmazsa böyle yakar deyip gerçekten e, direkt. Direkt içenler <laughs> var onları içmeyeceğiz. Bu kalanını da suyla tamamlıyorum. Aslında biraz da günlük içmem gereken su miktarını karşılıyorum bunlarla. Yani Büyük bir evet. pet şişeye ya da cam şişeye evet, koyup yanımızda da taşıyabiliriz gün içerisinde. Çok güzel bir tarif. Allah harika. Peki Hı -hı. ben birkaç Bunun soru sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. E Bunu ben içeceğim şunu da koyalım. Şimdi bir buçuk yılda aslında 35 kilo çok da sağlıklı ve çok çok da dengeli. Kilo verirken hiç duraksama dönemi oldu, oldu mu? Oldu. Ne kadar sürdü mesela o dönemi? Yani çünkü 4, en önemli kısmı o. Evet, 4-5 ay kadar böyle gerek. hiç veremediğim oldu. Kaç ee, kiloda mesela? Kaç kilodan kaç, kaç kiloya kiloda, geçerken? 66'da falan 66'da. durdu. 66'da. Şimdi kaç kilosunuz? 54. Düşünün. Ne yaptın 66'da durunca mesela? Hem psikolojik olarak ne yaptın? Çok yoruldum psikolojik olarak. Ay. Çünkü bir süreden sonra gitmiyor ve sürekli dikkat ettiğin halde gitmiyor. Bir an böyle cinnete gelip her <laughs> şeyden yiyeyim falan. Yiyeyim dediğin de olmuştu. Oldu. Ama devam ettim yani beslenme düzenimi iki öğün şeklinde sabitledim o sürede. Bu tarifleri işte o zamanlar çok uyguluyordum, çok araştırıyordum. Direnç kilosunu kıran tarif, zayıflatan tarif, eriten tarif. <laughs> Ondan sonra gitmeye başladı, dikkat ettim. yani Su tüketimimi çok arttırdım, çok içmiyordum. Spor istiyor. yaptın mı, hareket ettin mi? Spor <laughs> iki evet, ay kadar abi. yaptım, pilates yaptım. O kadar yaptın yani kadar. çok böyle ağırlıklı deli gibi Yok, sporlar yapmadım. da yapmadın. Yürüyüş evet. Yürüyüş de çok yapma. Vallahi yapamıyorum işte bakın yapıyorlar. yani ne kadar yapma. yapmayın diye Yalan söylemiyorum yok, yapma. da hani bazı sadece bireylerdeki etkisi. Etkisi bambaşka. Sadece evet. ne sadece spor yapmak ne sadece ama beslenme etkisi Bence çok daha fazla değerli. Da. Evet. Bence bütün zaten Tabii tabii sorun daha, daha olacak vitamin ya da mineral kullandınız mı bunları yaparken? Vitamin kullanmadım. Tamamdır. Peki. Ee, ama Güzel. zaten çok meyve falan yiyen bir insanım. Yani böyle kabaktır, meyvedir sağlıklı beslenmeye çalışan. Salataları, var. sebzeyi ve evet. meyveyi eksik etmediğiniz evet, için vitamine aynen. de ihtiyaç duyuyorsunuz. Doğal duymadınız. vitamin aldım diyebilirim. Ya evet. Sonuçta çok ciddi bir kilo vermişsin e, baktığımızda. E, ve tabii yaşı da genç olduğu için bir sarkması vesairesi Hiç falan vücut şey yok, hemen kendini gerçekten. de toparlıyor. Evet. O yüzden ne kadar erken davranırsak o kadar iyi. Az kolerli çok lezzetli bir kabak dürümümüz var. Hmm. İstersen sen ona hazırlanmaya başla. Biz bu arada D vitamini konuşuyor olacağız. Sonra da formda kalmak için çok özel bir tatlısı var. E, sevgili <laughs> Zülal. Doğru, evet, doğru söyledim değil mi Zülel'in? Onu da birlikte e, az sonra bakıyor olacağız. Ama Selahattin Dönmez'in şöyle bir e, uyarısı var. Sağlığımız için önemli olan D vitamini kaynaklarını konuşmadan önce gereğinden fazla D vitamini almakta sağlık için bir risktir diyor. Yani biz bu fazla dediğin şeyi güneşten alabiliyor muyuz? Yoksa aldığımız takviyelerle alakalı bir şey Şimdi mi? Şimdi çok önemli bir ayrım bu. Şu anda herkes bir böyle ampulü, bir şişeyi boşaltarak D vitamininin vücuda depolanacağını düşünerek aşırı dozda D vitaminleri alıyorlar. Üç tane riski var. Biri özellikle menopoz sonrasıki kadınlarda kemiğin daha kolay kırılmasını sağlıyor. Yani D vitamini biz kemiklerimiz güçlü olsun, stresten, depresyondan uzaklaşalım diye alıyoruz. Daha fazla aldığımız doz kemiğin kolay yumuşamasını ve kırılmasını sağlıyor. İkincisi fazla D vitamini aldığımızda kalsiyumun ...yumuşak da dokuda, damarlarda birikimini arttırmış oluyoruz. Ve böylece damarlarda kalsifikasyon dediğimiz özel bir durum oluşuyor. Üçüncü olarak da böbrek taşı. Şimdi bunun için de Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği diyor ki... ...değerini 30-50 nanogram desilitrede tut kandaki değerini. O yüzden de günlük güvenli miktarda muhakkak takviyeni doktor kontrolünde al. Daha fazla yüksek dozlara ihtiyaç yok... Biz artık onlardan uzaklaşıyoruz diyor ve ayrıca e, muhakkak kullandığımız D vitamininin de illa böyle K2 ile birlikte olma zorunluluğu yok. Siz bol sebze yiyebilirsiniz. Hmm. E, güzel güvenli bir D vitamini olsun istiyor ve şunu da söylüyor. Diyor ki D vitamini yiyeceklerin içerisinde belirli bir miktarda var ve günlük ihtiyacımızı karşılayamıyoruz onları yesek de düzenli olarak. Muhakkak bir takviye ya da Güneşten her gün düzenli olarak 20 dakika kadar güneşten faydalanmak gerekiyor. Ama ben 2 saat güneşlenirsem mesela daha fazla aldım ve fazla. Alıyorsun evet. Mesela 20 dakikada günlük ben. ihtiyacını 3000 internasyonel üniti alıyorsun. 1-2-3 günlük ihtiyacını karşılamış oluyorsun. Daha fazla kalırsan birkaç gün daha fazlalaştırır bunu. Ama güvenli güneş ışığı zamanını iyi belirlemek gerekiyor. Çünkü güneş ışınlarının belirli bir açılarına göre... D vitamini sentezi de vücutta faz farklı. Bir de muhakkak vücudumuzun yüzde 25 kısmı açık olması lazım. Yani dizlerden altı, e, dirseklerden altı ve yüzünüz. Ancak böyle olduğu zaman 20 dakika güvenli güneşte e, yaklaşık 3000 internasyonel ünite kadar alabiliyorsunuz D vitamini Ama benim tavsiyem Güvenli D vitamini takviye olarak almayı sağlamak. Peki e, aşırı D vitamini sağlığımızı nasıl etkiliyor konuşurken yine Zülele devireceğiz e, burada mutfağımızı. Çünkü diğer tariflerini de yapmaya başlayacak. Biz de gidebiliriz bence Tamamdır. birlikte. Az kalorili ve çok lezzetli. Sen dersem kendisinin de tükettiği ve çok sevdiği bir evet. kabak, e, kabak dürüm. dürümümüz var. Efendim buyurunuz. Evet. E, ne bir, yaptık? Rende kabak. Bir orta boy rendelenmiş kabak ekledim. İki tane yumurta. Tam buğday unu ekliyorum bir yemek kaşığı kadar kabartma tozu yerine karbonat bir çay kaşığı kadar. Ben her şeyi kaşığı. yemek kaşığıyla atıyorum. Ne? Ee, bir Kaşık çay kaşığı. Üşenenler. Bir yemek kaşığı da çiğ, tohum çiğ var. tohumu. Chia hmm. tohumu. Bu da herhalde yani neredeyse 15 kalori falan. Diğer <laughs> ama <laughs> zaten kabartım <laughs> da yani. Su. Evet. evet. Yok Çoğu. kalorisi yok bunun. Evet, kalorisi neredeyse yok denecek kadar. Doyurucu da olacak. Bunları karıştırıyoruz. Batmayalım. Az yağlı tavada arkalı önlü Hmm, Böyle tavaya mı yayacağız bunu evet, güzelce? Evet tavaya yayacağız. Açtın mı Ayşe ablam? Tavanın altını şöyle Şu güzelce açalım. Şu tuzdan da koyacaksınız azıcık herhalde. Zeytinyağı evet, mi? az zeytin azıcık zeytinyağı değil mi? Evet çok az da tuz koyacağım en son. Şey. Güzel merak ettim bunu. Öğle yemeğimiz bugün Zülal'in elindendir. <laughs> zeytinyağı da Tamam. Azıcık tuz da koyduk. Karıştırıyorum. Tavaya alacağım şimdi biraz ısınsın. Tamamdır. Sen istersen tatlını yapmaya başla. Ben ona devam edeyim. Evet, devam edeyim derken sanki biliyormuş gibi. Yayacağız değil mi sadece? Evet, sadece yayacağız. Bir de bunu şey... Tamam, ısındırın, ısınma kadar bekleyeceğiz. Şimdi bir de tatlımız Robottan var. Robottan geçirmemiz gerekiyor bunu. Buyurunuz, robot gelsin. Evet, bu arada ee, i̇stersen aşırı D vitamini sağlığımız nasıl etkiliyor yeniden Ona da söyleyelim. Devam evet. Bir kere D vitamini yaşlı kadınlarda kemik kırığı riskini artırıyor dedik menopoz nasıl sonrasında. Nasıl olabiliyor ya böyle bir şey. Mesela kalsiyumun birikmesine sebep oluyor gibi bir şey var. Halbuki kemiklerimize iyi gelir. kemiklerinizi açın kemiğinize güneş gelsin diyoruz. Evet. Ve bir de tam tersi. Güneşten aldığımız zaman sorun olmuyor ama işte o ampullerden aldığımız aşırı doz D vitaminleri maalesef ki kalsiyumun düzenli olarak kullanılmasını değil Tam tersi kemiklerde yumuşamaya neden oluyor. Şimdi mesela şöyle söyleyelim. Günlük çocuklarda 400'de 600 e, e, mikrogram kadar internasyonel D vitaminine ihtiyaç var. Türkiye'de de zaten sağlık politikaları gereği her doğan çocuk gelişme döneminde mutlaka D vitamini desteği alır. A, evet. Demir desteği gibi. Fakat işte bizim gibi güneşli ülkelerde dahi olsa güneşten iyi yararlanmadığımız için D vitamini eksikliği bir depresyona iki... Mut değişikliğine 3, evet obeziteye 4, böbrek hastalığına 5, çok ciddi dokularda sıkıntıya, insülin direncine, birçok hastalığa, kardiyovasküler hastalıklara neden olabilecek etkiye sahip. Çünkü D vitamininin reseptörünü vücudumuzun her organı neredeyse kullanıyor. O yüzden hmm. mesela adolesanlarda do 900 600-900 internasyonel, ee, bizim gibi erişkin bireylerde ise 1000'le... 3000 internasyon ünit yani bir ye 3 damla kadar kullanmak yeterli olacak. Bir damlası 1000 bir in, internasyon ünit olan D vitaminlerinden diyebiliriz. Diyebiliyoruz. Peki bunu ben koyayım. Ayşe abla onu sen geçirdin mi blenderdan? <laughs> vallahi helal Gitti. Ses. Şüper, sessiz. <laughs> Arkada siz rahatsız olmayın diye blenderdan geçirdi getirdi vallahi. Ayşe abla bu da var. Ama sen de yani <gülüyor> önceden geçireydin <laughs> <bir> keşke. <laughs> Şimdi Şöyle bu kabaklı şey tarif e, dürüm o, nasıl olacak dürüm bu? Bu pişecek piştiğinde biraz böyle dürüm kıvamına gelecek. Gelecek serbe içine bir şey koyuyor musunuz i̇çine yoksa sadece bunu mu? İçine ben süzme sürüyorum dereotu de ekliyorum. Vallahi billahi ee, dur. Onu böyle sarıyorum dürüm gibi yiyorum. Yani peynir Mesela yerine yoğurt şey koyuyorsunuz. Evet. Dur dur geliyor az sonra sen merak etme evet, olacak. Gelir gelir olur o. Sen buna hiç takılma. Yumurta ile un koyduğunuz için muhakkak olur zaten. Buna. <laughs> sen merak etme. Evet tatlımız hazır mı? Tatlımız. Yavaş yavaş başlayalım Tatlımızda 10 sen. tane kadar kayısı var. Kayısıları 5 dakika sıcak suda beklettikten sonra hı. blenderdan geçiriyoruz. Ee, bir avuç içi kadar fındıkla birlikte. Hı hı. Hı hı. İsterseniz kakao da ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar ee, sonrasında ben bitter çikolata eritip onu böyle kaplıyorum çikolata kıvamında. Kayısı bağırsaklarıma aşırı iyi geliyor sürekli olarak tüketiyorum. İsterseniz tarçın da ekliyorum buna. Çok güzel. Ee, kendim yapıyorum yani bir şekilde. Çok iyi. Şimdi fındıklar da geldikten sonra karıştırıp maşallah. Fındıklar iliteceğim. da geldi. Çok iyi. Başka bir tane de derin bir kasenize evet. verelim. Buyurunuz efendim. <laughs> Buyurun. Kayısılar. Kayısıları ekliyoruz 10 tane. Sıcak suda beklettim. Hı hı fındık bir avuç içi kadar. Belki bu biraz fazla olabilir. Biraz evet, çok o çok koyma. Ama oldu ya güzel oldu. oldu, oldu. Tamam. Evet. Fındık. Sonra bir tatlı kaşığı hmm. kadar da kakao ekleyeceğiz. O, fındık o kadar güzel kalktı. Şey koktu ki. İstiyorsan güzel. benim sana uzun bir tane. Ben defa gün kurusu kayısının dışında kayısı görüyorum. Bak o da farklı Yeter bir tat mi? verir. Evet. Tamam. Yeter. Böyle bir kakao koyduk. Bunları karıştıracağız şimdi. Evet. Şuradan Bunları da sen karıştırırken evet. biz de hangi durumlarda hangi vitamin desteği alınmalı konumuza geçelim. Başka var mı bununla ilgili bir şey söyleyeceğimiz? Bunu tarçın da sonra... ekleyebiliriz. Evet. Ee, güzel oluyor tadı. Yakışır. Ben şimdi bunu hazırlayacağım. Tamam. Bitter çikolatayı eritip dolaba koyacağız. Güzel bir çikolata of, olacak. Ha, güzel. Oh, çok güzel görünüyor gerçi. Bunu hurmayla da çok fazla yapılıyor. Evet. evet. Yine vurmayla... kayısı da bir alternatif olabiliyor anladığımız kadarıyla. Şimdi düşük ve çok düşük kalorili eğer besleniyorsanız Mesela hiçbir yerden sağlıklı yağlarla eğer kalori almıyorsak. Vegan tip vejeteryan beslenmeyi tercih ediyorsanız, herhangi bir cerrahi müdahale olduysa, gebelik ve emzirme dönemindeyseniz, yaşlılık döneminde yine alkolizm, bazı ilaçların sürekli kullanımı ve total parenteral beslenme yani damardan beslenme eğer söz konusu tabii ki vitamin desteği almamız gerekiyor. Hangi durumlarda hangi vitamin desteği? Evet şimdi bunlar mesela hep korkulan şeyler genel anlamda baktığımız zaman. Düzenli vitamin kullandığı zaman insan şey diyor, kilo almaya elverişli, benim enerjim çok artıyor, hı hı. vitamini öğlen mi, kahvaltıdan önce mi, sonra mı, tok mu, aç mı alayım, C vitamini içiyorum, full enerjik oluyorum gibi. Aslında vitaminlerin vücudumuzda çok ciddi düzenleyici etkileri var. Hı hı. Vitaminler kilo aldırmazlar eğer doğru formüle edilmişlerse. Vitaminler muhakkak öğün sonrasında tok karnına tüketilmeli. Biraz önce söylediğin gibi bir, eğer bir birey spesifik özel bir diyet uyguluyorsa, mesela glutensiz bir beslenme veya vejeteryan ya da vegan bir beslenme ya da tek düze bir beslenme, diyelim ki meyve diyeti yapıyorsa ki biz hiçbir bunları onaylamıyoruz ama bunların hepsini uyguladığında mutlaka bir multivitamin desteğine ihtiyacımız var. Bazı hastalıklarınız varsa da mesela çölyak hastalığınız varsa özel bir diyet uyguluyorsunuz. Evet. Bunun mutlaka vitaminini kullanmanız ve, gerekiyor. Ve bu noktada da tabii ki hekimimize gidip bir e, test yaptırmakta kullanacağımız vitamin Zaten, açısından bize çok evet, güzel biz yol gösteriyor. Biz onları değerlendiriyoruz. Bir vitamin paneli istiyoruz. Hastalığına uygun olan evet. eksiklikler varsa onu muhakkak yerine koyuyoruz. Neden hızlıca toparladın bu konuyu dersen 6 evet. dakika kaldığını öğrendim reklama. Gitmeden önce günün önemli sorusuyla devam edeceğiz. Önemli besin e, örnekleri sizlere verecek kadınlar özellikle yaşlanmadan yaş alabilmek için hangi besinleri mutlaka tüketmeli? Şimdi hep beraber bu bakalım. Bu besinlerden hangilerini tüketiyoruz? Neden tüketmeliyiz? Faydaları ile birlikte sevgili Selahattin Dönmez bizleri anlatsın. Heyecanla bekliyoruz. Evet. Yaşlanmadan yaş almak için. Evet, şimdi e, ekranda birinci yiyeceğimiz gelecek zaten. Soya. Soya fasulyesi. Türkiye'de çok fazla yok. Bunun en önemli alternatifi bizim ülkemizde nohuttur. Bunlar çok iyi izoflavon içeriyorlar, hem yaşlanma önleyici, hem de doğal östrojen e, takviyesi oluyor. Orada Şunu, da var, ister, söyleyebiliriz. Evet. Şunu söyleyebiliriz. Evet. Şunu söyleyebiliriz. Normalde e, fit östrojen dediğimiz östrojenik maddeler bitkilerle aldığımızda e, olumsuz etki yaratmıyorlar. O yüzden korkmadan rahatlıkla kuru baklagilleri tüketebiliyorlar. İkincisi sırayla mı gideceğiz bilmiyorum ama nasıl burada soya. Oradan soya da vardı, nohut da var. E, i̇kisi i̇kisi de, var. de çok önemli. izoflavan içerdiği için e, bu sıcak basmalarına da yardımcı oluyor eğer soya fasulyesini bulurlarsa. E, çok şeydir böyle bu soya hafif. Soya fasulyesi nasıl yapılıyor yemeklik olarak ya ben niye Şöyle çok hafif hiç? bir şey, maç fasulyesi gibi zaten düşünürsen. E, çok da keyiflidir. Her yerde bulunmuyor aslında ama e, şey Nereden bazı marketlerde bilmiyorum. bulabiliriz. Görüyor musun sen soya fasulyesini? Hayır. İlk Ama defa. Ama hiç algıda seçilecek. Soya filizini falan biliyorsa bu Evet, bu çok mi? güzel bir şey. Piştikçe birazcık da şişiyor ve azıcık bir şeyden çok daha fazla bir de çok fazla omega 3'ü var soya soyanın. Ayrıca bitkisel proteini de çok yüksek. Güzel bak. Buradan vuruldum zaten. Mesela bunu ne yapabiliriz? Bu salatalara kazabiliriz o yapınca. Haşlayıp çok... ezip böyle fava gibi yapıp köfte gibi de yiyebilirler insanlar Aa. eğer tercih ederlerse. Ediyorum, ettim. <laughs> İkinci yiyeceğimiz geliyor. Ben hemen oradan ekrandan göreceğim ama sırayla gidecek olursak kuşkonmaz. kuşkonmaz. Kuşkonmaz burada yok. Kuşkonmazın içerisinde bir kere K vitamini çok fazla. K vitamininin yüksek olması bir kadın için çok değerli. Neden? Birincisi dolaşımı hızlandırıyor. Bir de kuşkonmaz folik asitten çok yüksek. En yüksek olan yiyeceklerden bir tanesi. Hamilelik döneminde kadın bunu tükettiğinde bebeğini spina bifida dediğimiz özel bir rahatsızlıktan yani sinirin e, sisteminin gelişmesini engelleyen bir hastalıktan korunmuş oluyor. Buna güzel e, en güzel örneği bir de ıspanak. Olabilir. konmaz yerine olmaz. ıspanak. De Ispanağın ispanak. içerisinde de folik asit çok fazla. Baklagiller. E, Diğer etkanar. baklagiller evet çok değerli. Kuru fasulye ve nohut. Hem bitkisel protein var hem de bunların içerisinde yine izoflavonlar var. Yaşlanma etkisini yavaşlatıyorlar. O yüzden kuru baklagilleri bol bol tüketmelerini tavsiye ediyorum. Biz ülkemizde zaten bakarsak aslında kadınlara kendine biraz bakan, çok az baklagiller, işte dengeli beslenen kadınların çoğu aslında ciltleri çok düzgün, ondan sonra kilo problemleri çok fazla olmayan büyük bir grubumuz var. Türkiye'de obezite evet çok fazla ama daha çok artık gençlerde ve çocuklarda çok fazla görülüyor. Bir de ee, bu programlar yapılmadan önce sağlıklı beslenmeyi daha anlamadan kilolu kadın e, iyi kadındır figürü aslında çok fazla yemek yemeyi e, öngörüyordu. Şimdi ise daha dengeli. O yüzden kuru baklagilleri sık sık tüketin istiyoruz. Greyfurt var. Greyfurt muhakkak tüketelim. Çünkü Greyfurt'un içerisinde çok ciddi flavonoidler var. Bunlar bizim hem ödemenizi atıyor hem kilo almanızı engelliyor hem de kan şekerinizi dengeliyor. Bunun dışında keten tohumu, kuru üzüm, çilek, biftek, yoğurt gibi aslında birçok besini de gün içerisinde beslenme programlarında mutlaka bulundurmak önemli. Çünkü e, özellikle kadınlar, 50 yaşın üzerinde kadınlar ve erkekler B12 vitaminini hep eksik alıyorlar. B12 vitamini unutkanlığı engellemek, pernisyoz anemiyi ortadan kaldırmak, enerji... Enerji metabolizmasının en önemli ana kaynaklarından bir tanesi onu da yağsız kırmızı etten ya da yumurtadan alabiliyoruz. Yağsız kırmızı et olarak tüketebilirler. Ee, yoğurt bu arada yoğurt çok Yoğurttan değerli bir. Yoğurttan evet biraz az yağlı yoğurt olarak not almışsın evet. doğru muyuz yani? Ben normalde 90, tam, yağlı tam yağlı yoğurt yağlı... öneririm ama çalışmaların Öyle, bir çoğu Evet tabii ki. Evet. tabii ki. ama çalışmaların çoğu az yağlı yoğurt diyor. Çünkü yoğurdun yağı azaldıkça Protein içeriği ve kalsiyum içeriği biraz arttığı için Yükselir söylemiştir. Denir. Ama o bir kaseden de birazcık daha az olsun ne olacak tadında ve kaymağında lezzetinde yememizin bize hiçbir zararı yok zaten. Biliyoruz ki yoğurdun içerisindeki kaymağın ve yağ asitlerinin, doymuş yağ asitlerinin kalbi koruyucu, kalp damarlarını koruyucu etkileri de artık çok netleşti. Ee, bu besinleri eğer gün içerisinde düzenli olarak tüketirlerse e, hanımlar çok dengeli, sağlıklı, yaşlanmadan spesifik fizyolojik gereksinimlerine uygun olarak kendilerini dinç hissedebilirler diyebiliriz. Harikasın. Vallahi çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Bir alkış ediyorum. rica ediyorum uzman diyetisyen sevgili Selahattin e. <laughs> Emeklerine sağlık. Teşekkür harikaydı. ediyorum. Harikaydı. Umarım izleyenlerimiz uygular ve sağlıklı bir şekilde faydasını görür diyoruz. Biz şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Buyurun. Çağla'yla yeni bir gün devam ediyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ertan Ökmen hocamla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Önemli bir konuyu konuşacağız aslında. E, tabii ki kanseri oluşum sebeplerini ve tedavi yöntemlerini, günümüzde gelişmiş olan tedavi yöntemleri konuşmadan önce onkokardiyoloji nedir öğrenelim. E, onkokardiyoloji bir e, füzyon, bir e, birleşik bilim dalı gibi düşünmek lazım. Onkoloji kanser bilimi, e, kardiyolojide kalp hastalıklarıyla uğraşan tıp bilimi. Kanser hastalarının kalp problemiyle e, ilgilenen, onları çözüme götüren ve kanser tedavisi esnasında kalp problemleri yaşamasını insanların engelleyen, engellemeyi amaçlayan bir bilim dalı aslında. Çok yeni bir bilim dalı. E, 8-10 yıllık bir geçmişi var. E, eskiden e, bilim dalı haline gelmeden önce e, onkologlar sıkıştıklarında hastaları bize gönderiyorlardı. Kalp doktorlarına gönderiyorlardı. Hmm. Artık e, düzenli bir sistematik bir bilim haline gelince hastalar daha kötü olmadan onkokardiyolojik değerlendirme yapılıyor ve daha erkenden kalp problemleri çözülerek kanser tedavilerini aksamadan yapılması sağlanıyor. Bu iki birazcık daha birlikte işbirliği içerisinde yürüyor gibi. Aynen öyle. Yani her Aynen kanser öyle. hastasının kalp sağlığıyla alakalı bir problem yaşadığını söyleyebiliyor muyuz peki? Hayır değil ama bazı riskli hastalar var. Kanser tedavisi esnasında kalp problemleri yaşayabilecek. Zaten derdimiz aslında onları tanımak ve onları takip ederek başlarına bir şey gelmeden, kalp krizi geçirmeden, kalp yetmezliği olmadan, vücutların herhangi bir yerinde bir pıhtı olmadan önlemini alıp kanser tedavisini devam ettirebilmek. Burada tabii ki onkologlar yani kanser tedavi eden doktorlarla kardiyologlar iç içe ve çok yakın temasta olmaları gerekiyor. Aslında sistemde bunu gerektiriyor. Yani bir hastanın Sadece bir taraftan tedavisi sırasında diğer taraflardan ihmal edilmemesi gerekiyor. Hmm, evet, hep tümör odaklı e, tedaviler uygulanıyor. İşte asıl bildiğimiz hep kemoterapi dediği zaman işte iyi bir kötü bir hücreyi öldüreceğim derken iyi olan her şeyi de mahvediyor diye bir salk arasında bildiğimiz bir şey. Hmm. Ama baktığımızda mesela kemoterapi veya radyoterapi alındığı zaman da kalp hastalarını, kalp, e, şey kanser hastalarını kalp yönünden etkileyebiliyor mu? Yani bu tedaviler mi aslında? Aslında iki, iki taraflı işin içinde problem var. Bir tanesi şöyle, zaten kalp hastası olduğu bilinen bir, bir kanser hastası olabilir. Mesela. mesela siz bypass geçirmiş olabilirsiniz. Hmm. Kalp yetmezliğiniz vardır, kalp krizi geçirmişsinizdir. İşte koroner stent yapılmıştır. Aynı zamanda kanser hastalığı teşhisi konduysa eğer tamamen farklı bir yaklaşım gerektiriyor sizin tedaviniz için. İkinci kısımsa yani onkokardiyolojinin faydalı olabileceği ikinci kısım ise kalp sağlığı ile ilgili bir problemi olmayan ama aldığı tedaviler, kemoterapilerin yan etkisi olarak kalbi etkileyebilecek tedavi alan insanlar. Bu iki grubu seçip riskli hasta grubunu tespit edip Hı -hı. onları takip etmek gerekiyor. Mesela kalp hastası olan birisinin kanser hastalığının tedavisi nasıl yapılması gerekiyor? Ne zaman kemoterapinin ve radyoterapinin kesilmesi gerekiyor? Aslında derdimiz hiç kestirmeden tedaviyi sağlayabilmek. E, kalp hastalığı biliniyorsa öncesinde yani kemoterapi başlamadan önce hatta cerrahi yapılacaksa cerrahi yapılmadan önce o hastanın kalp doktoru tarafından son durumunun nasıl olduğunu kalbinin iyi çalışıp çalışmadığını değerlendirmek gerekiyor. Yani Nasıl yapıyoruz bunu? İşte kalbin gücüne bakıyoruz. ile geçirilmiş bir olay var mı ona bakıyoruz ve bu tedaviyi alabilir miye bakıyoruz. Bazı hastalara tamamen diyoruz ki ya bu tedavisi kesinlikle başlamamanız gerekiyor. Hmm. Dolayısıyla kalp hastası olan bir kanser hastasıyla kalp hastası olmayan bir kanser hastasının tedavisi tamamen farklı olabiliyor. Hı hı. Ya şeyi merak ediyorum aslında. Bence herkes merak ediyordur. Sonuçta neden sadece tümör odaklı metastas yapmasının haricinde mesela neden sadece tümör odaklı diğer hücrelere hiçbir zarar vermeden bir tedavimiz ya da var mı? Keşke olsa. Neden keşke yok olsa. hala? Çünkü kanser hücreleri sürekli üreyen, bölünen hücreler ve kanser tedavilerinde büyük bir kısmı bu bölünme, üreme üzerine, çoğalma üzerine etki eden ilaçlar. Saçımız sürekli uzuyor, tiroidimiz sürekli çalışıyor, sürekli yeni hücreler, cildimiz sürekli yenileniyor. yenileniyor. Niye saçlarımız döküyor? Çünkü onlar çok hızlı büyüyen, çok hızlı üreyen organlar, vücudumuzun parçası. Kanser hücrelerini de öldürürken maalesef bunlara da yan etkiler oluyor. Evet. Kalpte bölünme, çoğalma yoktur ama bazı kanser tedavileri, bazı kemoterapiler... ...kalbin fonksiyonlarında gerekli olan yola kalır, yolları bloke ederek, onları tıkayarak çalışmasını engelli ve kayba ait etkiler oluşturabiliyor. Yani mesela onko, onko özellikle hangi hastalara bakıyor? Mesela tüm kanser hastalarına mı bakıyor yoksa kalp rahatsızlığı olan kanser hastalarına mı? Bakıyor? Tüm kanser hastalarına bakması gerekiyor benim kanımca. Ama buna ne bizim imkanımız yeterli olur, ne onkolojinin ne de kardiyolojinin ne de ekonomik anlamda bir anlamı olmaz. Önemli olan gerçekten fayda gösterebileceğimiz, fayda alabilecek onkokardiyolojik değerlendirme ile kalp tedavisiyle, takibiyle fayda sağlayabileceğimiz hastalığı seçebilmek. İlk başta onkologlardan geçiyor bu iş. Onkologlar hastaya ilk teşhis koyduklarında ve tedavi planı yaptıklarında kalbiyle ilgili bir geçmişi sormaları gerekiyor. Hmm. Eğer kalp hastalığı varsa mutlaka zaten kardiyolojiye, kalp bölümüne göndermeleri Sadece gerekiyor. Sadece kendisinde mi yoksa ailesinde de varsa mı? aile hikayesi önemli, hastanın risk faktörleri önemli, geçirmiş olduğu olaylar önemli. Eğer kalp açısından yüksek riskli olduğunu düşünüyorsa mutlaka göndermesi gerekiyor. Bu birinci grup hasta. Hı hı. Bir de onkologlardan dönen ikinci grup hastamız var. O da şu, işte bazı kanser ilaçları biliyoruz ki kalbe %10, %20 ihtimalle yan etki yapıyor. Böyle bir riskli ilacı başlayacağı zamanda, bu riskli hasta grubuna girer ve onun da kardiyolojiye gelmesi lazım. Aslında iki tane temel hasta grubu bizim hedefimiz. Bütün kanser hastalarında bu riskler vardır. Kalbin etkilenme, tedavi sırasında kalbin etkilenme riski vardır. Ama iki grup önemli. Bir tanesi bilinen kalp hastalığınız varsa onkoloğunuzda lütfen söyleyeceksiniz. Benim kalp hastalığım var. Bu tedaviyi başlamadan önce kalp doktoru beni görsün mü? İki, onkoloğun karar vereceği bir şey. Kalbe yan etkisi olduğunu bildiği, olabildiğini bildiği bir ilaç başlayacaksa kalp sağlığı iyi olsun olmasın o hastayı mutlaka kardiyolojiye yönlendirmesi ve takibe aldırması gerekiyor. Kanser tedavileri esnasında mesela genellikle sıklıkla ne tür kalp sorunlarıyla karşılaşıyorsunuz? Bir de bu sorunlarla karşılaştığınız zaman tedavinin sürece gidişatı mutlaka değişiyordur diye düşünüyorum. Elbette. Neler oluyor alternatifler yerine? Evet, alternatif tedavileri düşünüyoruz tabii kalp bir önemli bir şey yaşadığı zaman ama başında da söyledim. Bizim amacımız tedaviyi kesmek veya etkin bir tedavi değiştirip daha etkisiz bir tedaviye geçirmek değil. Kanser hastasının tedavisini tamamlanmasına yardım etmek. Kalbi sağlam tutarak. En sık olan kalbi olan yeni etkileri kalp yetmezliği. Özellikle meme kanserlerinde iki ayrı grup ilaç var ki kalbin gücünü azaltabiliyor. Bir tanesi antrasiklin dediğimiz bir grup ilaç. Diğeri de metastazları işte kanserin yayılmasını engelleyen, sert seyretmesini engelleyen trastuzumab diye ikinci bir ilaç. Meme kanserinde bu iki ilaç da çok sık kullanılıyor. Maalesef bu iki ilaç özellikle beraber kullanıldığında kalp yetmezliği ihtimalini arttırıyor. En sık gördüğümüz şeylerden biri kalbin gücünün azalması. Bu nedenle riskli tedavi alan hastaları, onkologlar çok başarılı bu hastaları seçmekte. Onları 3 ayda bir görüyoruz mesela biz. ile kalp güçlerine bakıyoruz, kalp ultrasonuyla. İyi çalışıyor mu, tedaviye devam edilebilir mi? Ama baktık bazı sıkıntılar var, oturup onkologlarla konuşuyoruz. Diyoruz ki bunun alternatifi var mı? Eğer yok ise biz kalbi güçlendirecek tedavileri başlayarak o tedaviye devam ettiriyoruz. Aslında derdimiz kesmek değil, tedavinin tamamlanması. Tabii Sadece tabii. kalp yetmezliği değil, kalp krizleri olabiliyor. Ben girişimsel kardiyologum. Yani işte anjiyo, balon, stent yapıyorum. Kalp krizi tedavi ediyorum. biz çalışırken hastanede bir baktık kanser hastaları kriz geçirerek bize gelmeye başladı. Direkt temasımız yoktu. 10 yıl, 12 yıl önceden bahsediyorum. Kalp krizi geçiyor, bir baktık kanser tedavisi alıyor. Kanser tedavilerinin bazıları maalesef kalp krizlerine yol açabiliyor. Nadir, pıhtı oluşturmaları daha sık. Bu nedenle bu tür kanserde kalbi etkileyebilecek tedavi alan hastaları sık görmek gerekiyor. Hmm. Aritmi değer yapabiliyor, kalp zarı yapabilenler var kalp kapakçığını etkileyen tedaviler var. İşte radyoterapiler mesela uzun dönemde çocukluk çağında radyoterapi almış insanlarda ileri dönemlerde 10 yıl, 15 yıl 20 yıl sonra kalp kapakçığı problemleri olabiliyor. Bunların hep takipte kalması gerekiyor. Bilinmesi gerekiyor Düzenli takip kontrol, edilmesi için. Düzenli kontrol, hasta-doktor şey ilişkisi değil mi? İkibi Mutlaka, ilişkisi de çok evet. çok önemli. Tedavi bence kemoterapi, kanser tedavisi başlamadan önce bir kalp değerlendirilmesi yapılması eğer riskli bulursak da ona göre bir takip şaması oluşturmak... ...hatta önleyici tedavileri, koruyucu tedavileri başlamak en doğrusu. Ee, en sık görülen kadınlarda en sık görülen meme, kanser türde meme kanseri. Şimdi korunma yollarını konuşalım. Kimler daha sıklıkla aday oluyor mesela bu hastalığa? Meme kanserleri maalesef tüm dünyada olduğu gibi... ...Türkiye'de de kadınlarda birinci sırada geliyor. Erkeklerde işte prosat kanseri, akciğer kanserleri daha ön plandayken ...meme kanseri olan hastalar... Ee, iyi iyi takip edilmesi gereken hastalar çoğu kez cerrahiyle bile tedavi edilebilen hastalar aslında ee, bir araştırmada 5 yıllık sağ kalım oranını meme kanserlerinde çok başarılı ameliyat ettiniz kemoterapi yaptınız radyoterapi yaptınız %85'in üzerinde yani tedavisi neredeyse mümkün olan bir hastalık haline geldi kadınlarda meme kanseri %85'i Beş yıldan fazla yaşayabiliyor. Ama ne lazım? Erken teşhis lazım. Erken teşhis lazım. Ve takiplerde baktılar ki aslında kardiyolojinin doğuşu meme kanseridir. Çünkü meme kanserleri riskli ilaçlar alıyor. Kalbi etkileyebilecek ilaçlar alıyor. Ve bunlar yaşıyorlar. Bu insanlar kurtuluyorlar. Ama baktılar ki o 5 yıllık yaşam dönemlerinde kalp bazı problemler çıkıyor. Geç dönem kardiyak etkiler, geç dönem kalp etkileri dediğimiz etkiler çıkıyor. Onkokardiyoloji bunun üzerine doğdu. Ya riskli ilaç oluyor bu insanlar ve büyük oranda yaşıyorlar ama yaşarken bazı kalp problemi maruz kalıyorlar. Bunun nedeni araştırmaya dönünce ilaçların geç etkileri çıktı ve bu insanların yakından takip edilmesi gerektiği ortaya çıktı. E, kanser tedavi sürecinde kalp hastalarının kalplerini korumaları için onlara ne öneriyorsunuz bireysel olarak ne bileyim işte özel bir beslenme tarzı veya işte yürüyüşler, spor, egzersizler, uyku süreçleri ile ilgili ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Aslında her sağlıklı için ha, sağlıklı insan için önerilenlerden çok farklı değil. <laughs> Ben kanser hastasıyım, yürümemem lazım. Benim kuvvetli olmam lazım, egzersiz yapmamam lazım. Benim işte çok aşırı kalorili bir şeyler yemem lazım. Kemoterapiyi kaldırabileyim derdine düşüyorlar maalesef insanlar. Ve o dönemde şekerleri bozuluyor, kolesterolleri bozuluyor, tansiyonları bozuluyor. Bazı kanser ilaçları %50 oranında tansiyon yükseltebilen ilaçlar. Hele bir de tansiyon hikayeniz varsa... Bakın kalp hastalıkları da kanser hastalıkları da ileri yaşın çoğunlukla ileri yaşın hastalıkları. Her ne kadar son yıllarda daha genç insanlar hı hı. hasta olsa da çoğu ileri yaştaki insan ve çoğu hipertansif hastalar. Siz kemoterapi alıyorum ve kendimi güçlü tutayım diye beslenme alışkanlıklarını değiştirip daha kalorili daha tuzlu bir şeyler yerseniz dengeler tamamen bozuluyor. Evet. Sağlıklı bir insanın yapacağı şey günde 30 dakikalık yürüyüşlerdir işte haftada 150 dakika denir. 5 gün 30 dakika yürürseniz eğer yavaş veya hızlı bu sizin gücünüze, temponuza bağlı. Hareketsiz kalmamak gerekiyor. Kalp ihmal edilmemeli. Kalp hastasıysanız zaten belli bir diyetiniz var. Diyabetikseniz belli bir diyetiniz var. Yine bir Bunları... Akdeniz diyeti herhalde değil mi genellikle? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Kolesterolü düşük, düşük. kalorisi düşük, hı. karbonhidratları düşük, protein oranı yüksek ama dengeli beslenme diyoruz. Onları da tamamen kesmek yok. Peki, e, kanser tedavi e, sürecinden sonra mesela baktığımız zaman e, yasaklar da oluyor mu? O esnada veya sonrasında özellikle de kanser hastaları için. Aa, çok Yasaklar hepimize olan yasaklarda çok, diyebilir miyiz aslında? Çok büyük özellikle kalbi koruyalım diye yasaklamalar yok. Daha çok itici bir şeyler var. Ya yani şunu da yapmalısınız var. İşte kalp ilaçlarını bırakıyorlar mesela insanlar. Hmm. Bırakmamaları yasak. Gibi. Bırakmaları yani. yasak. Bırakmaları devam etmeleri gerekiyor. Kanı sulandırıcı ilaçlarını kesiyorlar. Onlara devam etmek gerekiyor. Peki son olarak kanser tedavi sürecinde bitkisel tedaviler öneriyor musunuz? Tabii ben kardiyologum yani kanser doktoru, onkolog değilim. Ve çoğu kez de bitkisel tedavilere birazcık uzak yaklaşıyorum. Çünkü etkinliğini test edemediğiniz bir tedavi şekli. İlaçların etkinliğini test edebiliyorsunuz. İlaçla verdiğiniz şeyin ne olduğunu biliyorsunuz. Dozunu ayarlayabiliyorsunuz. Ama bitkisel tedavilerde maalesef doz ayarı yok başarılı oldu mu olmadı mı elinizde objektif bir veri yok. Kalp koruma için derseniz kalp koruyucu ilaçlarımız var tedavi sırasında kullandığımız. Evet. Riskli hastalara onları başlıyoruz. Kalbi korumaya çalışıyoruz. Gücü azaldıysa güçlendirmeye çalışıyoruz. Peki Profesör Doktor Ertan Ökmen hocama çok çok teşekkür ediyorum ben bu değerli teşekkür sohbet ederim. için. Sevgili Züler Tümer'e de çok teşekkür ediyorum konuğum olduğu için. O birazcık bugün heyecanlıydı. Ama bir dahaki sefere, değil mi? Evet, daha iyi olurum inşallah. Ya, çok iyisin. Çok tatlı. Ay ayağım Teşekkür uyuşmuş ederim. hocam. Siz oturun ben geliyorum. Sağ olun. Ayağım uyuşmuş. Hoca Sizinki dedi oturmayın burada fazla yeriniz Ben de delirttim ya bunu ben bir içeyim bir içeyim <laughs> de çok beğendim bu tarifi. Bir tadına bakmak istiyorum hibiskuslu ödem atan bir çay. Evet. Oo vallahi çok güzel. Güzel, değil mi? Mis. Böyle lıkır 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 kır gider bu bütün. Evet. Çok Bunun rahat da aşırı içiliyor. da fazla olabilir yalnız ha. Tabi tabii. tabii. Hı? Yani haftada 3-4 kere falan yapıyorum ben. 1 iki kere böyle soğuk içecek şeklinde yapabiliriz. Evet. Kabağımız pişti mi? Hayret. Ha. Kabağımız pişti. <laughs> e, kayısılı çikolatamız da hazır. Buna biz üzerinde çikolatası olmadan baktık. Sen normalde hurma yerine bugün kayısı kullandın evet, değil mi? Biraz Evet. Normalde ile yapıyoruz ama bu sefer kayısıyla yaptım. Bitter çikolatayla kapladım. Dolapta biraz beklemesi gerekiyor. Tabii biz birazcık daha az beklettik bugün. Hurma ile yapınca brownie gibi oluyor. Kayısı ile yapınca da güzel oluyor. Yine valla yani. ben çok beğendim. Evet, Tadına güzel baktım. Oluyor. Ellerine sağlık. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yayınımızın da sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.